Arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis bir bezelye yemeği yapacağım, sebzeli. Şöyle çok az bir şey, bir de et koymak istiyorum içerisine. Umarım tarifimi dener, beğenir ve yorumlarınızı benimle paylaşırsınız. Evet, tenceremizin altını yaktım. Şöyle bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ ilave ediyorum. Yağımız ısınırken biz hemen şöyle kuru soğanı doğrayalım. Bu da oldukça pratik bir yemek. Ben özellikle de yazın dondurucuya sebzelerden fazlasıyla atınca, kışın özellikle şu Ramazan aylarında yemek yapmak oldukça basit hale geliyor. Yıkanmış, dondurulmuş hemen bezelyemizi ilave edeceğiz sebzelerimizden sonra. Yağımız içeride şöyle. Evet, şöyle önce eti atacaktık. Ama oruçlu olunca unuttum. Neyse, bir taraftan da etimizi şöyle kavuralım. Şöyle 2 çay kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Evet. Bunlar sepelenirken bunları şöyle altını kısalım, yavaş yavaş bunlar kavrulurken bu sebzelerimizi doğrayalım. Arkadaşlar, görsel olarak bezelyelere uyum sağlasın. İsterseniz bu bezelye yemeğini düdüklüde de yapabilirsiniz. O zaman da bu sebzeleri biraz daha iri doğrarsınız. Hani düdüklüde bir 15 dakikada rahatlıkla pişer sanırım. Sebzeler çok fazla yumuşamasın diye, yani şu boylarda biraz daha büyük bırakıp düdüklüde de pişirebilirsiniz. Ben bugün tencerede pişirmeyi tercih ettim. Bu da oldukça pratik ve bir o kadar da lezzetli bir yemek. Şöyle yapalım, havuçları da ortadan. Şöyle hemen şurada ayarlayalım. Sonra da açıp da açalım altını. Şunu da doğruyorum. Bunları böyle bir küçük küçük kavuralım. Çiğ sebzelerin kokusu çıksın. Altını biraz kısalım. Şöyle salçasını ilave edelim. Kokusu çıksın. Thank you.
arkadaşlar. Şöyle hemen bir tatlı kaşığı da toz tatlı biberim var benim. Bunu da çok lezzet verdiğini düşünüyorum. Tamam, sebzelerimiz yeterince kavrulmuş. Evet arkadaşlar, ben hemen şöyle bir tane de sarımsak küçük küçük doğradım içine, yine lezzet vermesi açısından. Bakın şöyle. Çünkü sarımsak da biliyorsunuz oldukça faydalı bir bitki. Şimdi şöyle benim yazdan hazırlamış, onu yıkayıp kuruttuğum ve dondurucuya koyduğum bezelyelerim vardı. Boşaltıyorum. Şimdi şöyle yumuşayıncaya kadar bekleteceğim. Şöyle gördüğünüz gibi hemen zaten sıcağı görünce buzu çözüldü. Şimdi buna birazcık böyle pişsin, hafif böyle rengi dönsün. Daha sonra üstünü bir parmak geçecek şekilde, hatta iki parmak geçecek şekilde su ilavesi yapacağım. Evet arkadaşlar, şimdi yemeğimizin suyunu ilave edelim. Şöyle kontrolle ekleyelim, çok fazla su olmasın. Şöyle, şimdi ben bunun altını açacağım. Kaynayıncaya kadar, bir 10 dakika kaynayıncaya kadar bu şekilde pişireceğim. Daha sonra altını kısıp 20 dakikada kısık ateşte, toplamda yarım saat içinde yemeğimiz pişmiş olacak. Umarım tarifimi dener, beğenir, yorumlarınızı paylaşırsınız benimle. Videolarımı beğeniyorsanız bu arada beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı ve de tabii ki eğer isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Görselini paylaşacağım arkadaşlar bittikten, piştikten sonra. Evet arkadaşlar, yaklaşık yemeğim 30 dakika pişti. Altını kapattım, bir 10 dakikada böyle dinlendi. Sizlere şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın, oldukça güzel. Son derece lezzetli görünüyor. Umarım sizler de dener, beğenir ve yorumlarınızı benimle paylaşırsınız. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Videolarının devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olun.